Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Faturanın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi Leyla Dere Hanım'a kargo hazırlayacağız sizinle birlikte. Daha önce benden bitki alan bir arkadaş, birkaç türü var. Olmayanları tekrar istedikleri var arkadaşlar. Şu arkadaşı istemiş. Bu da burada güneş göremedi, gölgede kaldı. Başka istedikleri şöyle, bangoklu istemiş, yani belli başlı türleri istemiş arkadaşlar. Kamerayı mecburen açacağım, kapatacağım. Şöyle bakacağız. Şu örtücü türden istemiş. O örtücü türün böyle tam toplu topalak olduğu haldeki yeriyle göndermek istiyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar, hepsi söküldü geldi. Hiç önemli değil. Çok var zaten. Şöyle. Bangoklu istemiş. Bunu istemiş. Bir de ne istemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada benim bir türüm var. Ghost. Ghost bebeği. Şu. Arkadaşlar, vallahi sizden korkulur. Bunu burada nasıl gördünüz ya? Yemin ederim kalktım, yatıyordum. Kalktım ve baktım. Gerçekten öyle bir bitki var mı? Çok öncelerden mi orada kalmış falan diye. Yemin ederim kalktım, baktım. Baktım, var. Burada bir ghost bebeği kalmış. Daha doğrusu bunu büyük ihtimalle ben yapraktan bakın, böyle başka bir türle geldi arkadaşlar. Ayırmayacağım yani, neyse ne, onları öyle birlikte göndereyim. Bir de benden şu sedum bronze'nin arkadaşlar şeyini istemiş. Diğer saksılarda var. Bir de şundan istemiş arkadaşlar. Bunları sonra kapatıp tekrar bakacağım tabii ki de. Ama yani kamerayı da kapatmadan tekrar buradan onu halletmek istiyorum. Şimdi şöyle söküp patatesini bulmak istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu. Bakın. Patatesi burada. Buradan da patatesi var. Yani patatesiyle söktükten sonra hiçbir sıkıntı yok. Bana patatesli şöyle, ben seradan almıştım. Seradan aldığımda arkadaşlar patatesli değildi. Ama hiçbir şey de olmadı. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Bu balkondan istedikleri sanırım bu kadardı. Geçen gün ben bunun yapraklarını böyle koparttım. Düzgünce de kopartmıştım ama aşağı yattım arkadaşlar. Bahçeye varsın, kompost olsun diye. Bakın düzgün kopmadı. Sonra bir tane arkadaş bana fotoğraf atmış. Fatma Hanım demiş, bakın sizin bana gönderdiğiniz o sukulent. Ben demiş onu, yaprağını koydum ve bebekledi. Gerçekten bebeklemiş arkadaşlar. Yani ben bu türü kesinlikle yapraktan olmaz diye biliyorum.
Ama bebeklemiş. Yani olmuş. O yüzden mesela ayeniyumları ben kesinlikle yapraktan olmaz diye biliyordum. Ayeniyumlar yapraktan olmuş. Bu arada size ne göstereceğim? Leş kaktüslerim. Arkadaşlar, leş kaktüslerim bir sürü bebeklemiş. Böyle büyüyecekler gibi. Şimdi şöyle, leş kaktüsleri arkadaşlar açtığı zaman çok güzel. Fakat diğer zamanlarda da bilemiyorum. Yani bir ara çok heves ediyordum çiçeklerine falan. Bu aralar bilmiyorum. Sadece sukulentlere böyle yine sabah uyanıyorum, bakıyorum. İşte ne yapmışlar, netmiş benim sukulentlerim. Ondan sonra şöyle. Bir de arkadaşlar şurada o kadar kuru da kalmış ki bu. Bazı saksılar, bakın şu saksıyı artık değiştirmem lazım. Ben bunun farkındayım. Bu saksıyı değiştirmem lazım. Bundaki bitkileri şuna aktarıp bu saksıyı iptal etmem lazım. Hep söylüyorum. Saksılar artık şöyle çıt çıt kırılıyor arkadaşlar. Şöyle kırılıyor. İstediğin yerden kırabilirsin. Şimdi diğer balkona geçelim. Bir de ben kontrol edeyim. Leyla Hanım'ın benden istediği benim koymayı unuttuğum var mı? En son bir tane yazmıştı arkadaşlar. Bana demişti. Bir bitki yazmış. Onu da koyacak mısınız diye. Pembe sedum. Pembe sedum. Bakın. Pembe sedum şurada vardı. Onu demiş yazmamışsınız. O diğer balkonda arkadaşlar. Onu da diğer balkondan alalım. Pembe sedumu. Onu da koyalım. Ondan sonra bitkilerimizi gönderelim. Burada pembe sedum falan yok. Şimdi arkadaşlar mor tesbih bana koyacak mısınız demiş. Mor tesbih dediği bu. Ve bu bitkiyi istemiş. Arkadaşlar üçü birden geldi. Aslında yani iki tanesini yollayacağım. Bir tanesini ekeceğim. Yollasam mı diye bakıyorum saksılarıma. Bakın onlarla bunların o kadar farkları var ki kendime bir tane bırakayım. Yani bir tanesini kendime, iki tanesini Leyla Hanım'a göndereceğim. Şöyle yerine ekivereyim onu. Büyüsün. Çünkü bazı bitkiler arkadaşlar hediye de gelmiş oluyor. Yani tamamen türümü kayıp etmek istemiyorum. Onun şu cinsten farklı olduğunu, şundan olduğunu düşünüyorum. Ama daha da bir farklı. Bakın şundan. O orada büyüyemedi. Yine bir isteyen daha vardı öyle diye hatırlıyorum. O öyle dursun. Bir de arkadaşlar pembe jelibon istemiş. Allah'tan da pembe jelibonum vardı. Buyurun. Pembe jelibon. O da vardı arkadaşlar. Şimdi bir tane de bana pembe jelibon kaldı. Bir tane bana pembe jelibon kaldı. Şimdi arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Benim kargo ücretim gardıroptan gönderim yapıyorum. Gardıroptan gönderim yaptığım için
Ne kadar tutuyor? 20 işte şey pardon 40 lira tutuyor. 40 lira tutuyor ve aldığınız sukulentlerin üzerine 40 lira daha gönderdiğinizde kargo parasını da ben ödeyerek sizin kargolarınızın gönderimini yapıyorum. Şimdi Leyla Hanım benden daha önce de arkadaşlar bitkiler aldı. Fakat yani benim biliyorsunuz bir adetim var. Hediye koyuyorum. Ama hangi bitkisi var, hangisi var çok fazla şeyi bilemiyorum. Yani nesi var, nesi yok onu bilemediğim için ben kendisine arkadaşlar bir tane şöyle fret yaprağı göndermek istiyorum. Gerçi kopmuş fret yaprağım vardır benim. Ondan da gönderebilirim ama bir tane fret yaprağı şuradan arkadaşlar şuradan göndereyim de bir tane fret yaprağı koyayım. Ve arkadaşlar bir tane de şu arkadaşlardan bir tane söküp hediye koyayım arkadaşlar. Benden hediye büyütsün. Bu da ikili geldi. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel kargolarda görüşürüz. Bu da çok güzel bir kargoydu. Benim için arkadaşlar ben ilk kargoya başlarken kendi kendime dedim ki bir kişi benden 5 liralık bana kargo gönder derse de göndereceğim. 10 liralık gönder derse de göndereceğim. 100 liralık gönder derse de göndereceğim. Kargonun hiçbir zaman büyüğü küçüğü, ekmeğin, paranın büyüğü küçüğü olmaz. Rızık Allah'tandır. Kiminin parasının kime iyi geleceği, kimin parasının kimde bereketleneceğini Rabbim bilir. O yüzden arkadaşlar benim için gerçekten bu çok çok önemli. Yani farklı insanlarla alışveriş yapıp hani bereketini denemiş olmak, sizin paranız bana çok bereketli geldi arkadaşlar. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Rabbime hamdü senalar ediyorum. Çünkü beni böyle bir yola sevk etti. Akıl ettirdi ve ben bu işi yapmaya başladım. Bir tane de arkadaşlar şöyle şey yaprağı koyacağım. Bunun yavrusunu yolladım ama bir tane de şöyle ghost diyorum. Renkli neydi bu? Neyse, adı aklıma gelmedi arkadaşlar. Özel tür. Bir tane de onun yaprağından koyayım. Ondan sonra inşallah kargomu göndereyim. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah çok daha güzel, çok daha özel günlerde görüşürüz. Hoşça kalın.